Kablosuz kedinin Yeni Videosuna Hoş Geldiniz. Ben Gökhan Kandemir. Doğum günüm için özel olarak çektiğim bu videoda ee, sizlerle beraber multi işin yani çoklu oturum işlemlerine uygulamasına devam ediyoruz. O halde işlemlerimize başlayalım. Bir önceki dersimizde yaptığımız işlem Form sınıfının entegre edilmesinden hemen sonra burada hata raporlarının gösterilmesi hata pardon mesajlarının gösterilmesi ve her şey yolunda ise Gokhan.gkandibir.com 12456 tabii ki de giriş yapabilmek için bir de modeli tanımladık. Modelin üzerinden metodumuzla beraber verilerin alıp alınamadığını kontrol ettik. O halde bu dersimizde yapacağımız işlem session yapımızı kurgulayıp burada göstermek. Şimdi multi-session yapacağız ilk olarak. Yani multi-session değil de normal bir session yapacağız. Session'da birden fazla user tutabilmemiz için gerekli olan bazı ihtiyaçlarımız var tabii ki de. Normal şartlarda bunu user diye bir tane session'da indeks yaratıp o session içerisinde user'ı tutardık ve e, sayfaya giriş yaptığımızda, login olduğumuzda Seçine user is indisiyle bir tane değer var mı yok mu kontrol ederdik. Ona göre ana sayfaya yönlendirdik yani varsa ana sayfaya yoksa login sayfasına yönlendirme işlemi yapardık. Ama burada birden fazla sayfa yapacağımız için yani bir kullanıcının yani yani e, ara sayfaya giderken hangi kullanıcıyla gideceğini söyleyeceğiz ve birden fazla login olabilmesini sağlamamız gerekiyor. Bundan dolayı ilk adım olarak user'ın session'a çoklu şekilde aktarılması gerekiyor. Bundan dolayı da yapacağım şey e, bir array içerisinde bunları toplamak. İ olarak burada ereğimizi belirtelim ki daha sonradan bunu user list isimli bir tane indisle seyşine aktarırız. Şimdi uyguladıkça ne demek istediğimi daha iyi anlatacağım umarım. Diyorum ki buraya user list isimli bir ereyim olsun benim. Bunun içerisinde yapacağım işlemi şu ilk olarak şurada göstereyim. Şöyle yapacağız. Mesela ilker et et ya bir dur be kardeşim. ilker et gkandemir.com içerisinde işte klas olarak veriler olacak. Bir tane daha olacak mesela. Burada da Gokan olacak yani Gökhan olacak. Onun da user bilgileri burada olacak. Biz arama yaparken yani bir kişinin login olup olmadığını kontrol ederken Session'da şuradaki indisleri kontrol edeceğiz. O halde bu şekilde bir veri oluşturmak istiyorsak Login eğer user varsa diye User varsa bu işlemlere şuradaki listeye bir tane kullanıcı ekliyor olmamız lazım. Hemen bunu aşağı indirdim ve bunu sildim. Eğer user varsa, eğer user yoksa hata olacak. Böyle bir kullanıcı bulunamadı diyeceğiz. Bunu sildim şimdi. Eğer user varsa burada yapacağımız şey şey pardon user list isimli bir array oluşturmak. Ama bu array'i bu şekilde oluşturmuyoruz. Diyoruz ki kardeşim sen bu array'i oluştur. Inlis olarak da buradaki login olan user'ın e-mail adresini koy ve bu e-mail adresi key eee key'i yani e, anahtar kelimesi bu e-mail adresi olan eee kaydın değerleri de şu Veri tabanından çektiğimiz değer olsun. İşte bu kadar. Şimdi user listi bir yazdıralım dilerseniz şu arkadaş. Şimdi geliyorum. Yeniledim. Hop ne oldu? ere geldi. Ama bu sefer ne oldu? Şey içerisinde ne var? E-mail adresim var ve içerisinde standart objem var. Yani user'ı bunun içerisine taşıdım. Mesela ben şunu bir çoğaltayım. Şimdi demo yani örnek yapmak için yapıyorum şunu. gokan@gokandemir.com olsun. Burada da mesela ben login olduğumda gelen user'ı buraya eklemiş olayım. Yeniledim. Enter'a bastım. Bakın İlker burada duruyor. İkinci indis olarak Gökhan geldi ve o da aynı şekilde kendi bilgilerini burada içeriyor diye düşüneceğiz ileride. İşte bu şekilde bir yapı yapacağız. Bunu arayacağız. Varsa tamam diyeceğiz. Senin sayfan bu. Eğer diğeri ise tamam diyeceğiz. Senin sayfan bu. Şimdi biz bunu böyle yaptık da hani şöyle düşünün. Ben user login oldum ve daha sonradan bunu user listesine ekledim. Devam edelim. Burada bir hata daha doğrusu eksiklik var. This diyorum. Session diyorum. User data pardon. Set user data. User list diye bir indisim olacak ve içerisine buradaki değişkenimin değerini yazacağım. Şimdi şöyle düşünün. 5 tane session'ımdaki user list isimli indisimde 5 tane kullanıcı var. 6.yı giriyorum diyelim. Şu an varsayım olarak 5 tane diyelim. 6'yı ee, girdim. Login işlemi başladı. User'ı çektim. Güzel. User var mı? Evet var. O halde ne yapmam lazım? Seyşin'e bunu eklemem lazım. Aynı şekilde bir tane ereğimi oluşturdum ve buraya aktardım. Ne olacak? Diğer 5 tanesi şu an silindi. Neden silindi? Çünkü ben varsayılan olarak şu an var olan user listinin içerisine user list isimli ereği koydum. Doğru. Ama user listimin içerisinde sadece bir tane kullanıcı var. Bundan kaynaklı olarak o da şu şurada eklediğim. Bundan kaynaklı olarak eski e, kullanıcıları silecek ve böylece yeni bir kullanıcıyı, yeni girilmiş kullanıcıyı e, aktif olarak tutacak. İşte bunu istemiyoruz. Bundan dolayı eğer login işlemi başarılıysa ilk olarak dolar user listi bir dolduralım. Nereden dolduracağız? Şu an array'de daha doğrusu session'da hali hazırda bulunan user datadan bir veriyi çekeceğiz user list isimli bir arkadaşı çekeceğiz. İşte bunu yaparken şöyle bir tanımlama yapalım. Eğer user list varsa şu arkadaşın değeri session'dan gelecek diyoruz. Yani session'da böyle bir indis varsa diyebiliriz. İşte varsa user list'in bu olacak. Eğer yoksa zaten yapacak bir şey yok. Dolar user list eşittir boş bir array olarak burada tanımlayacağız. Ya da dilerseniz bunu bu şekilde de tanımlayabilirsiniz. Tamamen size bağlı. User listimi oluşturduğuma göre burada eskisi de yani session'da olan da olsa user listim artık oluştu. Ve yeni bir kayıt geldiğinde yani şurası yeni bir login olduğunda var olan bir liste olsa da, yeni açılmış bir liste olsa da şurada yeni login olan arkadaşı bunu ekleyecek ve daha sonradan session'ı tekrar set ve bize user listi verecek. Şimdi bir bakalım buna. Nasıl olacak? Geri geldim. İlk bir login oldum. 1 2 3 4 5 6. Girişe bastım. Bakın ne yaptı? İlk kere bunun içerisine ekledi. Güzel. Tekrardan giriş metodunu şey evet metodunu çalıştırıyorum. Bu sefer gokan.gkandemir.com ile giriş yapıyorum ve girişe bastığım anda gördüğünüz gibi diğerini sildi. Allah Allah. <laughs> Niye <Neyi> sildi bu? <laughs> Şimdi bakalım neden silmiş olabilir? User data, user listed, user list, print, user list, user list. Ha users list demişiz buna pardon. User list diyecektik buna. Umarım siz benden önce fark etmişsinizdir. Tekrardan geri geliyorum. Gokhan.gkandemir ile bir giriş yapıyorum. Bastım. Gokan geldi başarılı. Tekrar geri geldim. Ve bu sefer İlker ile giriş yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve ee, girişe bastığımda bakın Gökhan da var diyor. Bu sefer İlker de var diyor. Böylece ne yapmış olduk? Şu an iki tane kullanıcıyı online yapabildik. Bir tane daha ekleyelim buna da. Bunu da Sadullah Demirci oğlu dedim. Sado et gkandemir.com o da 1-2-3-4-5-6 kalsın. Hemen geliyorum buraya. Buraya değil şuraya. Girişe tekrardan geleceğim. Gireceğiz. Nasıl? Sado et gkdemir.com 1 2 3 4 Girişe bastığımda Gökhan hala var. Güzel. Aynı şekilde İlker de var burada. Güzel. Şuradan görüyorum gördüğünüz gibi ve en son olarak da indis olarak sadoyu da buraya ekledi yani şu an 3 tane online aktif kullanıcımız var diyebiliriz yani bizim seçim yapımız kısacası bu şekilde olacak bütün temeller buradan ilerliyor olacak aksi halde eğer kullanıcı yoksa burada tekrardan login formuna geri yönlendirelim this load with login v diyelim. Bir mesaj şu an göstermek istemiyorum burada. Sadece e, geri yönlendirmemiz yeterli. O halde yaptıklarımızı bir ekleyelim ve bir sonraki derste daha farklı aksiyonları almak üzere tekrardan burada toplanalım. Beyler, bayanlar, baylar. Evet, yıldız. git commit eksime m session yapısı kurgulandı. Güzel. O halde bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Spor yapmayı asla unutmayın.